Murat Gürsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'ndan herkese iyi akşamlar. Her hafta bu stüdyolarda ülkemizin ve bölgemizin kalkınması adına değerli iş insanlarını, sivil toplum örgütü başkanlarımızı konuk etmeye devam ediyoruz. Tabii ki gelecek gençlerin diyoruz. Özellikle genç girişimciler ve müteşebbislerin ülkemizde ve bölgemizde önünün açılması gerektiğini ve güzel başarı hikayelerini dinlemek istiyoruz. Stüdyoda çok değerli iki konuğum var. Genç girişimci, müteşebbis, Atem Mut Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emrah Emeksiz. Öncelikle Emrah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, yine değerli bir konuğum daha var. O da çok girişimci, müteşebbis, başarılı bir isim. Erhan Topkaya, kendisi KBI Danışmanlık Akademi Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkürler Murat Bey. Evet, şimdi gelecek gençlerin diyoruz, müteşebbisler, girişimciler önü açılsın ki güzel başarı hikayeleri ortaya çıksın. Sizlerin de sessiz başlayan yolculuk büyük bir coşkuya doğru gidiyor. Biz de sizi programa alalım dedik. Emrah Bey, tabii program yurt içinden ve yurt dışından izlenen bir program. Öncelikle izleyicilerimizin sizi kısaca tanıması açısından Emrah Emeksiz kimdir? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ben 1985'te Ordu doğumlu, lise eğitimini orada tamamlayan, üniversite eğitimini İstanbul'da tamamlayan, ondan sonra 2009 senesinde Ordu'ya dönüş yapan ve ticaret hayatına başlayan birisiyim. Erhan Bey'le de liseden arkadaşlığımız devam ediyor. Üniversiteyi de İstanbul yolculuğumuzla beraber geçmiştir. Devamında iş hayatında da birbirimize yardımlaşarak devam ediyoruz. Çok güzel. Erhan Bey, kısaca sizi de tanıyalım. Ben de Emrah Bey'in dediği gibi 1985 doğumluyum. Bir fındık fabrikasının üst katında doğdum. Bir sanayinin içinde doğdum diyebiliriz. Evet, aileden bir Evet, fındıkçılık var çocukluğum, tabii. çocukluğum tesisin içerisinde geçti. Tesisteki sıkıntılarla geçti. Daha sonra işte Ordu'da eğitimimi gördükten sonra işte endüstri mühendisliği eğitimimi tamamlayıp tekrar ilimize geri dönüş yaptım. Devlet memurluğuyla başlayan hayatım daha sonrasında çay sektörü, madencilik sektörü ve fındık sektörü olmak üzere bölgede devam etti. Bu süreçte tabii eğitimler aldım. Bu aldığım eğitimlerde genelde operasyonel mükemmellik üzerineydi. Bu aldığım eğitimler neticesinde de artık bölgeye daha da faydalı olabilmek için kendi şirketimi kurarak bölgede hizmet vermeye çalışıyorum. Çok güzel. Şimdi birazdan zaten bu şirketin yapısı, içeriği, firmalar niçin Evet. sizinle çalışmalı onları konuşacağız. Emrah Bey, firmanız ulusal ve yerel büyük markalara palet Tedarik. üretiyor, Evet. tedarik ediyor. Firmanızı bize bir anlatır mısınız? Sizden dinleyelim. Evet, Atamut firması Evet. 2019 yılında Nisan ayında temellerini attık. Daha sonrasında 2020 Şubat ayı gibi faaliyetlerimize başladık. Hatta ilk faturamızı Mart ayında kestik. Çok güzel. O şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Şu anda ulusal firmalara ve bölgemizin güçlü yerel firmalarına hizmet veriyoruz. Palet tedariğinde bulunuyoruz. İhracatçı firmalar. İhracatçılık firmalarına Evet, çok özellikle. güzel. Evet. Bunun dışında elimizden geldiği kadarıyla tedarikçilerimizi mutlu etmeye çalışan genç ve dinamik bir firmayız. İş arkadaşlarımızla birlikte işimize devam ediyoruz. Çok güzel. Birazdan detaylandıracağız. Erhan Bey'e de şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin danışmanlık, akademi danışmanlık firmanız yani KPI. Burada firmalar niçin sizinle çalışmalı? Siz firmalara ne katıyorsunuz? Bunları sizden dinlemek isteriz. Ya KPI'nin aslında Evet. kelime açılımı Key Performance Indicator diye böyle tüm dünyada kullanılan Evet. şirketin anahtar başarı göstergeleri demektir. Yani ben Karadeniz bölgesinde tüm farklı sektörlerde yani bölgemizde çıkan sektörlerde neredeyse çalıştım. Yani benim gördüğüm en büyük sıkıntı ya biz ölçemiyoruz. Neyi Evet. kaça mal ettiğimizi göremiyoruz. Yani başarılı olup olmadığımızı anlayamıyoruz. Belli bir banka finansman borç batağına girdiğimizde yani şirketimizi daha çeviremiyoruz. Neye mal ediyoruz, neye çıkıyor tamamen kontrol elimizden gidiyor. Benim çalıştığım yabancı sermayeli Evet. şirketlerde son 7 yıldır aldığım eğitim tamamen bunun üzerineydi. Yani bir şirket nasıl kontrol edilir? Şirketin anahtar kritik
kontrol noktaları nerelerdir? Müşteriye zamanında ürünü teslim ediyor musunuz? Gecikme yaşıyor musunuz? Operasyon maliyetleriniz nedir? Bunu bu kadara mal ettiniz ama bu maliyet kaleminin alt detay kırılımı var mı? Yani bölgede en çok yani sıkıntı yaşanan konu aslında maliyetlerin kontrol edilememesi. Yöneticilerin de, patron dediğimiz yöneticilerin de artık bir noktadan sonra ben bu operasyonel giderlerle mi, operasyonel sorunlarla mı uğraşacağım? Yoksa şirketimi mi yöneteceğim? Esas bana para kazandıracak olaylarla mı ilgileneceğim? Yani burada operasyonel mükemmellik nedir? Yani nasıl bir yönetim şeklidir bu? Operasyonel mükemmellik sizin şirketinizin ay sonunda yarım saat, bir saatte patrona özetleyip hangi noktalarda başarılı olduğunuzu, hangi noktalarda başarısız olduğunuzun bir özet tablosudur. Bunun alt detayında istediğiniz kadar alt kırılımına ulaşabiliyorsunuz. Mesela benim üretim maliyetim tahminimden yüksekse bu neden yüksek dediğinde patron işçilik maliyetlerimiz bütçelenenden daha fazla olduğu diyorsunuz. Peki geri döndüğünüzde işçilik maliyetimiz niye bu kadar yüksek dendiğinde seçme performansımız işte kişi başı işçilik verimliliğimiz düşük. Şimdi sorduğunuz bütün sorulara artık rakamlarla cevap almaya başlıyor üst yönetim. Peki bu verimliliğimiz niye düşük? Kullanılan ham maddenin firesi yüksekti. Yani artık çalışanlarınızdan yuvarlak cevaplar yerine net bir şekilde rakamlarla cevap almaya başlıyorsunuz ve nereyi iyileştirmeniz gerektiğini görebiliyorsunuz. İlk başta ölçmemiz gerekiyor. Nerede sıkıntımız olması olduğunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Sonra bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Operasyonel mükemmellik de yönetim şekli de ilk başta bu sistemi kuralım, kendimizi ölçelim. Sonra iyileştirme konusuna geldiğinde bu operasyonel mükemmellik dediğimiz işte 5S, Kaizen, otonom bakım, planlı bakım, yalın 6 sigma bunların aletlerini, ekipmanlarını, tool'larını dediğimiz sistemleri kullanarak tekrarlanmayacak şekilde çözmeye çalışalım. Çok güzel. Verimliliği artıralım. Verimliliği artıralım. Bunları detaylandıracağız. Emrah Bey, peki böyle bir şansınız var. Arkadaşınız aynı zamanda. Evet. Peki siz firmanıza böyle bir danışmanlık hizmeti alıyor musunuz Erhan Bey'den? Tabii ki. Erhan Bey hem evet. Özel hayatımızda dostumuz. Beraber çok vakit geçiriyoruz. Çok ayrıca iş ortamında da beraber çalışıyoruz. Bize çok büyük katkıları vardır kendisinin. Dediğimiz gibi biz de üretim yapan bir firmayız. Tabii. Ondan sonra yani optimum seviyede en yüksek verimliliği almamız gerekiyor. Erhan Bey'in o tecrübelerinden faydalanıyoruz. Çok iyi. He, sağ olsun bize çok katkıları yani oluyor. Emrah Bey aslında şirketi evet. Kurdurtan da benim evet. Diyebilirim. Oo, evet, çok güzel. Ortaya da bir başarı evet, hikayesi çıktı evet. Yani. Tabii Erhan Bey'in katkısı evet. Çoktur. Çok ve güzel. Çok titiz bir arkadaştır. Makine alım konusunda özellikle ben şimdi biraz böyle işe ezbere giren birisiyim. Evet. Erhan Bey beni çok uyarır bu konuda. Ondan sonra kendisi makineyi almadan önce 3-5 saat denemelerini yapar. Fizibilitesini yapar. Ona göre alır. O sağ olsun beni o konuda çok yardımcı oluyor. Sebep-sonuç ilişkisini oluşturuyorsunuz. Evet, evet. Peki böyle bir o zaman bu hikayenin bir şeyine inelim. Hı-hı. Geçmişine inelim. Böyle bir firmayı kurmak nasıl aklınıza geldi? Ve sektöre baktığınızda neleri gördünüz? Ve şu anda geldiğiniz noktada ne kadar bir istihdam sağlıyorsunuz? Teknolojiye önem veriyor musunuz? Bunları hı-hı. Sizden bir dinleyelim. Evet, ben daha öncesinde evet. Yine ticari yapan bir aileden gelen birisiyim. Ve kendim de AB TGDK projeleri, İPART projeleri danışmanlığı ve COSGAP projeleri danışmanlığı yapıyordum. Yani devamlı girişimcilerle bir arada olan birisiydim. Ticaretin devamlı içinde olan birisiydim. Çok güzel. İşte yani daha sonrasında bu hibe destekleri biraz sonlanmaya başlayınca ne yapabiliriz, ne edebiliriz düşüncesiyle. İşte Erhan Bey'le de böyle tartışmalar yaparken bizim bölgemizde ham madde bol. Yani ağaç yönünden. Ondan sonra ve böyle bir eksiklik var. Genelde firmalarımız, uluslararası çalışan firmalar, yani ihracat yapan firmalar ve tedariklerini genelde il dışından. Bu sektöründe Türkiye'deki lokomotifi İzmir. İzmir'den tedarik evet. Ediyorlardı. İşte biz buna bir öncülük yapalım istedik. Ve şu anda firmalarımızı güzel bir şekilde memnun etmeye çalışıyoruz. Onlarla birlikte yolculuğumuz devam ediyor. Çok güzel. Ne kadar bir istihdam var sizde? Şu anda 20 kişiye yakın bir çalışma arkadaşımız var beraber o şekilde. Her gün artıyor. Kapasitemiz ilk başta şu an günlük 300'dü. Yani aylık 10 bin civarındaydı. Şu anda 17 bin
civarına çıktı. Belli bir yatırım daha yaptık. Çok güzel. Şimdi peki teknolojiyi kullanıyorsunuz, yatırımlar yapıyorsunuz. Evet. Nelere dikkat ediyor? Mesela burada pandeminin gıda sektörü oldukça hareketli bir dönem yaşattı pandemin. Özellikle evet, ülkenin ve dünyada da bu gıda çok ön plana çıktı. Pandemi dönemi sizi nasıl etkiledi? Neler yaşadınız? Hala devam ediyor inşallah en kısa zamanda. En kısa sürede en büyük temennimiz o. Pandemi sürecinde dediğimiz gibi gıda sektörü çok hareketliydi. Evet. Yani işte yeme sektörü yavaşladı fakat hizmet sektörü yavaşladı fakat insanlar evinde tüketime başladı. Bu süreçte de marketlerde hızlı bir tüketim ağı oluştu. Bu da hep paletler üzerinde gerçekleştiği için bize de yüklü miktarda bir talep geldi o dönemde. Ondan sonra yani tabii ilk defa karşılaştığımız bir durum. Yani yaşımız gereği 2020 yılı bize biraz ilkleri karşılaştırıyor. O dönemde de işte pandemiyle karşılaştık. Yani çalışmada biraz sıkıntılar yaşadık. Ondan sonra süreç bizim için şöyle devam etti. İşte yani herhangi birisinde fabrikada bir sıkıntı çıkacak mı? Nasıl önlemler alabiliriz? Evet. Mesela vardiyalı çalışmaya geçtik. Yani personellerimizin bir kısmı bir hafta çalıştı, 15 gün çalıştı. Bir diğer kısmı 15 gün çalıştı. İyileştirme yaptık. İyileştirme yaptık. Elimizden geldiği kadarıyla pandemiden kendimizi korumaya çalıştık. Tedbirler aldık. Çok güzel. Ondan sonra o şekilde devam etti. Evet. Şimdi Erhan Bey, operasyonel mükemmellikten bahsettik. Peki bu operasyonel mükemmellik en fazla hangi sektörde kullanılmakta? Ya operasyonel mükemmellik aslında ilk başlangıç noktalarından biri. Evet. Yani ya bu... isim vermeyelim. Ben şimdi otomotiv sanayinde. Evet. Daha ucuza daha fazla nasıl üretebiliriz? Verimliliğimizi nasıl artırabiliriz? Buradan yola çıkarak başlangıç yapıldı. Otomotiv sektöründe şu an Türkiye'de yan sanayiler dahil neredeyse tamamı operasyonel mükemmelliği kullanıyor. Gıda sektöründe de kullanılıyor. Beyaz eşya sektöründe de kullanılıyor. Ülkemizin önde gelen beyaz eşya devleri 1980'larda operasyonel mükemmelliğe başladı. Gıdanın en köklü parakende üreticilerinden biri 1990'larda başladı. Hatta Japonya'dan birçok sefer ödül kazandı. Çok operasyonel güzel. Mükemmellikte. Sanayinin olduğu bölgelerde özellikle çok fazla operasyonel yani mükemmelliğin kullanımı var. Yani ISO 500'e baktığımızda %80'inde operasyonel mükemmelliğe geçiş var. Artık operasyonel mükemmelliği kullanıyor. Maliyetlerini kontrol etmeye çalışıyor diyebiliriz. Çok güzel. Ama bizim bölgemizde ne yazık ki bu çok geride. Yani bunun olmasının nedeni danışmanlık fiyatlarının aslında çok yüksek olması operasyonel mükemmellik. Tabii bir de vizyoner olmak lazım. Tabii. Evet, aslında imkan verilse ne olduğu anlatılsa. İyi bir şekilde anlatıldığında yani bizim yöneticilerimiz de algılıyor. Özellikle bu yeni gelen genç nesil buna ihtiyaç duyuyor. Babalarından şirketleri devir alacak kişiler artık bunlara ihtiyaç duyuyor. Yani sizin gibi yani babaları zamanında gece 11'lere 12'lere kadar şirketi yönetmiş ama artık yeni gelen nesil personel işten çıktıktan sonra 6'da o da evine gitmek istiyor. Bütün operasyonun yükünü azaltmak istiyor. Kontrol edilebilir olsun istiyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde bu ihtiyacı gördüm. Yani hiçbir danışman firmanın olmadığını fark ettim. Ve danışmanlık fiyatları çok yüksek olduğu için İstanbul'dan buraya uçakla işte danışmanı getirip bütün masraflarını karşılayıp hizmet almanın çok maliyetli olduğunu görerek orada kendime bir fırsat gördüğüm için bunun da bayağı temelli eğitimlerini aldığım için bölgede hizmet vermeye karar verdim. Çok güzel. Devam edeceğiz. Tabii Emrah Bey şimdi pandemi döneminin tabii yaşattığı sıkıntılar var bütün sektörde. Sizinle yaptığımız sohbetlerde siz araziyi ve yatırım kapasitesini devamlı arttırma yönünde çalışmalar yaptığınızı söylemiştiniz. Hı hı. Fabrikanız kaç dönüm arazi üzerinde? Şu anda 5000 metrekare üzerinde, 5 dönüm arazi üzerinde. 1500 metrekaresi kapalı alan, 3000-3500 metrekaresi açık alan olmak üzere ama devamlı büyüyoruz. Şimdi oraya bir 3 dönüm daha yer ilavesi yapıyoruz. Çok güzel. Hı hı. Yani bu süreçte hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Evet, tüm ahşap palet üreticileri derneği Palder tarafından başlatılan hı hı. yerli ve milli palet projesi adım adım genişliyor.
Yerli ve milli palet projesi konusunda sizin düşünceleriniz nelerdir? Bu önemli çünkü. Evet, önemli. Evet. Biz öncelikle EPAL havuzuna, yani Avrupa evet. Palet Birliği tarafından belirlenmiş evet. standartları üretilen EPAL grubu paletler vardır. Biz bunların üyesiyiz. Evet. Bu süreçte onların belli bir standartları var işte, yani tahta kalınlıklarından ebatlarına kadar 80 çeşit tahttan oluşan. Özel siparişler oluyor değil mi? Özel siparişler evet. Oluyor. Ondan sonra buna rakip olarak Palder, şu anda milli olarak evet. Palder çıktı. Biz de destekçisiyiz. Bizde de şu anda görüşmelerimiz Palder'le devam ediyor. Çok güzel. Onlar da belli kriterleri var. Evet. Zaten bize mevcut olan kriterler onlar da. Güzel. Yani milli olan her şeyin yanındayız. Yanındayız, destekliyoruz. Destekliyoruz çok tabii güzel. Ki. Peki Erhan Bey, baktığımız zaman operasyonel mükemmellik konusunu açalım. Bu yönetim şeklini en çok kullanan ülkeler hangisi diye bir araştırma yaptınız mı? Ve ülkemizde ne kadar kullanılıyor? Hani böyle baktığınız zaman. Ya, bu Japonya'da çıktı. Evet. Japonya'da millileşti. Japonya bunu tamamen kullandı. Kullandı. Büyük elektronik devleri kullandı, araç firmaları kullandı. Buna karşılık olarak işte yalın altı sigma dediğimiz daha değişik bir metodu Amerika piyasaya sürdü. Yani Amerika'nın o zamanki GSM devlerinden biri piyasaya sürdü. Yani daha sonrasında Avrupa buna karşılık verdi. Bunların evet. adını değiştirdi. Biri operasyonel mükemmellik dedi, biri Kaizen dedi, biri toplam üretken bakım dedi, biri yalın altı sigma dedi. Ama hepsi operasyonel mükemmellik başlığının altındaki beraber kullandığımız araçlar. Avrupa bunu artık COBI dediğimiz işletmelere kadar indirdi. Yine aynı şekilde Amerika COBI dediğimiz işletmelere kadar indirdi. Ama bizim Türkiye'de şu an büyük sanayiciler bile çoğu yeni tanışmaya başladı. Yine Avrupa Birliği'nin destek paketleri var. Operasyonel mükemmelliğin gelişmesi için bu İç Anadolu bölgesinde COBİ'lere ticaret odalarının yaptığı projelerle COBİ'lere destek, danışmanlık eğitimlerinin tamamı işte Avrupa Birliği tarafından karşılanarak buradaki COBİ'lerin desteklenmesi, verimliliklerinin artırılması çalışılıyor. Yani bizim bölgede de bu tarz bir uygulama yapılabilir. Yani bölgenin daha hızlı gelişmesi için yani Avrupa Birliği'nden finansmanlar danışmanlık olarak bizim COBİ'lerimize aktarılabilir. Çünkü Karadeniz olarak çok gerideyiz. Değil mi? Çok, yani Karadeniz'de 4-5 tane global firma dışında yapan yok denilebilecek kadar az sayıda. Evet. Emrah Bey, peki şimdi ekonomideki gelişmeler her sektörü etkiliyor. Hı-hı. Baktığımız zaman inşaat sektörü şu an en hareketli döneme girmişti ve stoklar düşük faizlerden dolayı tüketildi. Düşük faizlerle eldeki stokların tamamı eridi ve yeni yapılar başladı. İnşaattaki peki bu gelişmeler, inşaat sektöründeki gelişmeler, işte dolardaki gelişmeler, dövizdeki sizin kereste sektörünü nasıl etkiliyor? Çünkü sizin ham maddeniz kereste. Evet, direkt etkiliyor. Direkt etkiliyor. Neler yaşıyorsunuz? Mesela nasıl hedefleri koyarken, ederken maliyetleri neler yapıyorsunuz? Şöyle, biz bu sektöre girmeden önce biraz şimdi krizler fırsatları doğurur mantığıyla yola çıkmıştık. Doğru. İnşaat sektörünün o dönemde yavaşlamaya girmesi ham maddeyi geri düşürecekti. Bunun bizim planlarımız içinde vardı. Fakat dediğim gibi böyle bir hareketlik oldu. Tabii ki olsun, güzel bir şey bu ülke ekonomisi adına. Ondan sonra ham madde fiyatlarına yüklü miktarlarda ihalelere giriyoruz. Biz OGM'nin, Orman İşletme Müdürlüğü'nün ihalelerine giriyoruz. Evet. Müthiş bir talepler patladı. Fiyatlar bir anda yukarılara çıktı. O dönemde bizim bir ayağımızda inşaatlık kereste üzerine ihracat oluyor. Evet. Orta Doğu bölgesine ihracat yapıyoruz. İş piyasaya çok inşaatlık kereste çalışmıyoruz. O süreçte dediğim gibi dövizle çalışıyoruz. Döviz bir yandan artmasını o fırsata çevirdik. Ama ham madde fiyatlarındaki artışlar da bizi negatif yönde etkiledi tabii ki. Bu süreçte şöyle şey yapıyoruz. Şu anda dediğim gibi belli bir rutine inmiş durumda. Tekrar fiyatlar yani bir o dönemde ekstrem bir şişme oldu. Evet. Şu anda daha stabil gidiyor. Her şey oturmuş şekilde devam ediyor. O peki şekilde. Baktığınız zaman yani bizim bu ham madde
sıkıntısı bu bölgede hiç yaşanıyor mu? Yani ham madde yönünden hiç sıkıntı yok. Şöyle bir şey, biraz yollarımızda problem oluyor, yayla yollarımızda problem oluyor. İşte biz Çambaşı, Turnalık, Giresun yaylaları, oralardan ham maddelerimizi çekiyoruz. Kış ayı yaklaştığında böyle bir handikapımız var. Kışın kardan dolayı, kıştan dolayı ham madde çekimimiz daha yavaş. Stok yapıyoruz, onların hazırlıklarını yapıyoruz. Bu süreçte işte Mesudiye yolu, Akdeniz, Karadeniz yolu bizim için büyük Nasıl? Bir... Nasıl? Güzel gelişmiş mi orada? Çok ben güzel. Gördüm. Geçen gün Erhan Bey'le de Antep'e gittik yine bir makine alımı için. Çok güzel. Ondan sonra o yoldan gidelim dedik. Yol gayet güzel. Ufak yerleri kalmış. Bir Topçam, Mesudiye arasında. Çok az bir yer kalmış. evet. Çok güzel. Denedik ve çok mutlu kaldık. Hatta ham madde tedarimizi önceden Giresun tarafından çekiyorduk. Şimdi o yolu denedikten sonra dedik Mesudiye tarafından çekelim. İşte aracımız bir saatte Mesudiye'ye gidip gelebiliyor. Yani, ham madde çekebiliyor. Çok güzel. Ankara, İstanbul. Bağlantı yolundan daha güzel olur. Daha güzel olmuş. Yani 5 saate Antep'e indik. Antep'e indik. 5 saatte Antep'e yani indik. Tek yol üzerinde tabii konaklayacağınız yerler, işte benzin istasyonları henüz açılmamış ama yol açılmış, aktif kullanılıyor. Çok güzel. Aktif. Şimdi ikinci bölümde zaten Karadeniz-Akdeniz yolu, eski adıyla Dere yolunun önemi bizi 40 ilin ekonomisiyle buluşturacak bir proje. Ben de Sivas'a giderken o yolu kullanıyorum ve gerçekten çok rahat bir şekilde geldik. Çok az bir kısım kaldı. Şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hilmi Güler'e de teşekkür ediyoruz. Hemen büyük projede. Bunu da buradan kulaklarını çınlatmış olalım. Şimdi Erhan Bey, baktığımız zaman bu operasyonel mükemmellik, tabii bu yönetim şeklinin bir firmaya sağlayacağı imkanlar nelerdir diye bir izleyicimizden SMS gelmiş. Bunu bir cevaplayalım isterseniz izleyici sorusu olarak. İzleyici sorusu olarak, yani genel olarak biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Yani benim direkt şahsi tecrübelerim her yıl %10 ile 15 civarında üretim maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefliyoruz. Ham maddeden daha çok üretim maliyetlerine odaklanıyoruz. Üretim maliyetleri işte tesisinizin tüm giderlerini kapsayan, cebinizden çıkan paralar. Bunlarla ilgili maliyetleri nasıl azaltabileceğimizi, amortisman giderlerinizi nasıl düşürebileceğinizi, işte yeni yatırım yapmadan ekipman verimliliğinizi nasıl artırabileceğiniz üzerine çalışıyoruz. Düzensizlikleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hurdalar üzerinde uğraşıyoruz. Genel olarak gıda sektöründe %15 civarı operasyonel verimlilik bekliyoruz maliyetlerde. İlk yıl %15'in kesinlikle üzerinde oluyor. Sonraki yıllarda ama %12 ile %15 arası bir maliyet oluyor. Her yıl üretim maliyetimizi aşağı çekmeye çalışıyoruz. Biz kendi fabrikamızda, mesela Erhan Fındık'ta uyguladığımızda, yani 7800 lira olan vagon maliyetimizi 4800 liraya kadar indirebildik. Sadece takip ettik. Teknolojik yatırım yaptık. Nerede kaçağımız var? İşte personeli daha fazla kontrol ettik. İşte firelerimizi daha iyi kontrol ettik. Sadece takip edip nereye bakacağımızı bildiğimizde bile vagon başına, yani 10 ton fındık başına neredeyse 3000 lira operasyonel maliyet azaltması yaşadık. Yani bunu yıllık tonaja vurduğunuzda gerçekten çok ciddi rakamların cebinizde kaldığını fark ediyorsunuz. Özellikle konu fındık olunca zaten pahalı. Tabii, bir enti ya. Çok önemli. Evet, yani neresini kullansanız size kar olarak geri dönüyor. Evet sevgili izleyiciler, gelecek gençlerin dedik ve iki tane girişimci, müteşebbis iş insanıyla beraberiz. Emrah Bey, size de bir izleyici sorumuzu soralım. İzleyicimiz genç bir girişimci olarak ihracatçı firmalara palet ürettiğinizi ve geldiğiniz noktada iyi ki böyle bir yatırım yapmışım, mutluyum. Gençlere başarı için neler tavsiye eder? Bunları duymak isteriz derler. Evet, çok teşekkür ederim. Şöyle, dediğim gibi yani defa kendini dünyaya ispatlamış firmalarda çalıştığımız için çok mutluyuz. Bu uluslararası firmalar da olabilir, yerel firmalar da olabilir. Çok güçlü yerel firmalarımız da var bu arada. Tabii. Ondan sonra yani hepsi, o firmaları mutlu etmek bizi de çok mutlu ediyor. Genç arkadaşlarımıza benden bir şey olursa, öneri olursa, yani kolektif çalışmayı bizim de yaptığımız gibi öneriyorum, tavsiye ediyorum. Sabırlı olmayı da. Sabırlı olmayı, azimli olmayı azimli özellikle. Olmayı. Yani azmin elinden bir şey kurtulmuyor. Biz bu tesisi kurarken şöyleydi, bir fizibilite çalışması yaptık mutlaka. Dedik yani
1,5 milyona biz bu tesisi bitiririz dedik. Yola evet. çıktık. Bu rakam neredeyse iki katına yaklaştı. Sonrasında ekstra bir yatırım işte Erhan Bey'in üretime girmesiyle ondan sonra burada kaliteyi biraz daha arttırmamız kaliteyi arttırmamız gerekiyor. Evet. Ondan sonra kendisi daha öncesinde de firmalarda satın alma departmanında çalıştığı için ne istediklerini iyi biliyordu ve kaliteyi arttırmak için ekstra bir yatırım daha yaptık. 1 milyonun üzerinde bir yatırım daha yaptık. Çok güzel. Şu anda işte bu süreçte kapasiteyi arttırmak için yatırımlar devam ediyor. Mutluyuz. Biz mutluyuz. Durmadan evet. devam yani ülkemiz için. Memleketimiz için çalışmaya sabırlı devam ediyor. Olsunlar, azmetsinler diyorsunuz. Sabırlı olsunlar, azmetsinler. Evet. Ve en önemlisi kolektif çalışmaya dikkat etsinler. Beraber birlikte paylaşım şeyler... ekonomisine geçsinler. Tabii ki, tabii ki, tabii çok ki. Çok iyi. Yani sizin anlattıklarınızdan başarı için para değil, azim şart diyorsunuz. Azim kesinlikle. Sabır şart diyorsunuz. Sabır. Çok güzel. Peki Erhan Bey, operasyonel mükemmellik nasıl işliyor? Yani siz şimdi bir firmaya denetim yaptıktan sonra tamam kardeşim artık sizde işimiz bitti, ısmarlaşalım ne zaman diyorsunuz? Ya bu aslında evet. meyve ne zaman veriyor yani? Bisiklet sürmeye benziyor. Evet. Yani bisiklet sürmeyi öğretmeye benziyor. Yani şirkette bizle kontak kuracak kişiler belirlendikten sonra ilk başta bunu şirket yöneticilerine anlatıyoruz. Nasıl bir sistem kuracağımızı, nelere dikkat edeceğimizi, hangi noktaları geliştirmemiz gerektiğini. İlk önce bir şirketin röntgenini çekiyoruz diyebilirim. Bunu çektikten sonra üst yönetime bunu raporluyoruz. Teşhis koymak için. Evet. evet. Yani bizim sloganımız da aslında zaten gerçekçi ol, imkansızı iste. İlk önce nerede olduğunu bir kabullen. Evet. Neleri kaybettiğini, nerelerde kayıpların olduğunu kabullen. Daha sonra bunları geliştirmek için biz sahaya girip geliştirmiyoruz. Sahaya girecek, devamlı sürdürülebilirliği sağlayacak bir ekip yetiştirmeye çalışıyoruz şirketin içinde. Biz devamlı... İşte şirkete gidelim, geliştirmeler yapalım değil hedefimiz. Sizin ekibinizi yetiştirmek istiyoruz. Sizin, yani bizim aldığımız eğitimler gibi onlara eğitim vererek olaya nasıl bakmaları gerektiğini, hangi problemle karşılaşınca hangi metodu kullanarak çözmeleri gerektiğini, biraz matematiksel zeka, biraz işte patron gözüyle bakma. Çünkü çalışanlarımız bazen çünkü patron gözüyle bakamıyor. Patron gözünü aşılamaya çalışıyoruz aslında çalışanlara. Evet. Çünkü yeni mühendislerin hepsi üniversitelerden mezun olup geliyor. Ama yani bir endüstri mühendisine bile bu bizim bahsettiğimiz konular tamamı belki sadece bir saatlik süreç içinde anlatılıp gidiyor. Ama reel sektör bunları bilen insanlar istiyor artık. 5S nedir bilsin diyor. Toplam üretken bakımı bilsin diyor. Makine ekipman verimliliğini hesaplamayı bilsin diyor. İşte simet yapsın diyor. Kalıp değişimlerini 10 dakikanın altına düşürmeye çalış diyor. Kaizen yapalım diyor. İstatistiksel proses kontrol diyor. Bunların hepsini artık reel sektör istiyor. Yani sanayici firmalar istiyor. Ama kesinlikle üniversitelerden bunları bilerek gelen öğrenci bulamıyoruz. Bunların hepsi için sanayici firmaların bir bedel ödemesi gerekiyor. Bunları aslında üniversiteler ders olarak eklese, daha da fazla yaygınlaşmasını sağlasa, yani hem sanayicimizin üzerindeki bir yük azalacak, hem de yani mühendis olarak yetişen kişi bambaşka bir konjonktürle sanayinin içine girecek. Her şeyi tesisten, şimdi tesis körlüğü olan bir insandan, sistemi öğrendikten sonra geliştirmeniz çok zor. Bilerek gitmeniz gerekiyor çoğu şeyi. Bu yüzden biz şirketlere tamam giriyoruz, öğretiyoruz. Daha sonra sadece denetim amaçlı gidiyoruz. Hani her şey yolunda mı diye. En sonrasında da artık yıllık ziyarete dönüyor bizim danışmanlığımız. Yani, süreç genelde ortalama ne kadar sürüyor bir firmayla olan beraberliğiniz? 2 yıl. Tam oturması 2 yıl. İlk 6 ay evet. çok yoğun bir şekilde firmayla ilgileniyoruz. Yani her hafta mutlaka ziyaretine gidiyoruz, kontrolleri yapıyoruz. 6 aydan sonra 2 haftada bir gitmeye başlıyoruz. Oradaki yetiştirdiğimiz kişiler ne yapıyor, hangi aşamadalar, hangi problemlere takılıyorlar? Bunlara bakıyoruz. Sonrasında 1 yılın sonunda işte ayda 2 gün ziyaret peş peşe, her şey yolunda mı diye kontrol ediyoruz. Artık 1,5 yıldan sonra da hani temel olarak şirketin yönetimini yavaş yavaş firmaya bırakmaya başlıyoruz. Çok güzel. Peki Emrah Bey, hep sorarlar firmanızın politikası nedir? Evet. Ve firmaya koyduğunuz hedefler nelerdir diye. Sizin için
en önemli politika nedir? Evet Murat Bey. Evet. Bizim zaten sloganımız yükünüzü üzerinize alıyoruz. Çok güzel. Aha, çalıştığımız firmalarla ondan sonra tam zamanında istedikleri ürünü ulaştırabilmek ve palet yani konuşulduğunda çok belki ciddiye alınabilir bir şey değil gibi gözükse de evet. İhracatçılar için, ürünlerini taşımalar için, sevk edebilmeleri için çok ciddi olmazsa yer olmaz. Tutan bir yer. Evet. Bu açıdan onların hatta bazı işte firmalarla çalıştığımızda diğer firmalardan işte şikayetlerini alıyoruz. Ondan sonra daha önceki çalıştıkları firmalardan. Evet. Ona göre kendimize dersler çıkartıyoruz. Yani müşteri memnuniyeti ve kalite politikamız diyorsunuz. En büyük politikamız. Evet. Aynen öyle. Yani para kazanma bizim için ikinci, üçüncü planda. Önce müşteri memnuniyeti, kalitemiz. İşte müşterilerimizin yüklerini üzerlerinden almaya çalışıyoruz. Slogan bu diyorsunuz. Budur. Çok evet. Güzel. Peki, firmalarla olan beraberliğinizi 2 yıl gibi bir sürede tamamladıktan sonra belli aralıklarla denetimler yapıyoruz diyorsunuz. Evet. Bu bölgede de Karadeniz'de de bu kültürün global firmalarda var olduğunu, bizim yerel firmalarda da yeni yeni başladığını evet. mı söylesek doğru olur mu? Kesinlikle. Yani aslında yabancı firmalar da yurt dışındaki genel merkezlerinin baskısı sonucu kurmaya zorlandı. Yani eğitildi, yurt dışından eğitildi. Yani Türkiye dışında baktığınızda sadece 4 farklı danışmanlık firmasından ben eğitim aldım. Yani Hollanda menşeli, Japonya menşeli. Çok önemli belgeler var o zaman sizde. Evet, tabii. Hindistan menşeli evet, firmalardan da eğitimler aldık. Şimdi bunlar baskı altında kaldığı için kurdular, meyvelerini topluyorlar. Şimdi bizim sanayicimiz de diyor, biz maliyet olarak yabancı firmalarla mücadele edemiyoruz diye. Evet. Evet, yani etmeleri doğru. Gerçekten çok zor. Çünkü gerçekte, realde nelerle karşılaştıklarını özellikle fındık sektöründe gördüğüm için evet, mücadelede gerçekten 1-0 geride başlıyorlar mücadeleyi. Evet. Avrupa pazarına girdiklerinde maliyetler konusunda geride başlıyorlar. Biz danışmanlık verdiğimiz gibi yine aynı şekilde sıfırdan tesis kurulumu da yapıyoruz. Sıfırdan tesis evet, kurulumu. Sıfırdan tesis da kurulumları da yapıyoruz. Evet. Yani tesisinizi kurarken makinelerin gerçekten gerekli olanlarını minimum maliyetle tesisinizi istediğiniz kapasitede söz vererek teslim hedefe etmeye... uygun bir yatırım yaptırıyorsunuz. Evet, fazla yani çoğu firmayla çalışıldığında şimdi makine ekipmanları alıyorsunuz. Yani hatta dar boğaz oluşturuyorsunuz. 4 tonluk tesis planlıyorsunuz ama bir noktaya aldığınız makine o hattın tesis kapasitesini 2 tona düşürüyor. 4 tonluk tüm sistemi kurmuşsunuz, yatırımı yapmışsınız. Dar boğazınız yüzünden 2 ton çıkartıyorsunuz. Dar boğaz analizlerini yapıyorsunuz. Daha sonra bu tesiste bu 2 tonlu makineyi tekrar değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Burada girebilir miyim? Tabii, buyurun. Bir anımızı anlatacağım. Evet. Erhan Bey'le yine böyle bir iş gezisinde makine denemesi yapıyoruz. Ondan sonra Erhan Bey makineyi bakıyor. Tam 5 saat boyunca makineyi denedi. Ondan sonra normalde ben makine almaya gittiğimde fuarlara gideriz, şuraya gideriz, bakarız. Görüntüsü güzelse orada anlatılan kadar makine alırız ama Erhan Bey öyle değil. O konuda işte çok titiz. Evet. Ondan sonra makinenin işte girişlerine, çıkışlarına, 5 saat boyunca nasıl çalıştığına, verimliliğine, en son %2 fireyle çalışıyor dedi. Makineyi ben almıyorum diye 5 saat sonunda kalkan bir adam. Yani o konuda tesis kuracak arkadaşlar, sanayici, iş adamları Erhan'a her türlü güvenebilirler. Çok evet. Titizdir konusunda. Çok güzel. Yani maliyetleri düşürüyoruz. Diye. Evet, bir lafı evet. Vardır. Emrah Bey diyor ki makine şanstır. Yok, evet. Makine kesinlikle evet. Şans değildir. Evet. Makine tamamen gözleme dayalı sizin zaman ayırmanızdır. Yani makine konusunda gerçekten bilinçli bir şekilde bakarsanız kesinlikle ıska geçmezsiniz. Bilinçli olmanız lazım. Evet, bilinçli olun. Makine şans değildir. Evet, bu da çok önemli. Onu ben peki, de görmüş oldum. Bunu da buradan söyleyebilirsiniz. Evet. Tabii sizin de böyle bir firmadan danışmanlık almanız güzel. Peki. Tabii ki. Şimdi iş insanı olarak tabii şimdi bu pandemin döneminden dolayı hem dünya ekonomisi, ülke ekonomisi ister istemez birçok ekonomik paket açıklandı. Hı hı. İşte vergiler, sigortalar ertelendi. Ama pandemin düşündüğümüzden uzun sürdü ve sürmeye de biraz devam edecek gözüküyor. O yüzden yeni paketlere ve yapılandırmalara ihtiyaç var. İşte iş insanları sicil affı da istiyor. Yeni paketler
bir beklentisi var. Özellikle esnafların, iş insanlarının ve kredi garanti fonundan da yeni kredi paketleri bekliyorlar. Bir iş insanı olarak sizin bu konuda değerlendirmeniz nedir yatırımcı olarak? Evet, çevremden de işte Murat Gürsoy'la yayına çıkacağım diye söylemek istediğiniz bir şeyler var mı diye arkadaşlarımıza sorduğumuzda özellikle esnaf arkadaşlarım bu sicil affı konusunda çok şikayetleri var. Evet. Yani bu ülkemizde bir anda insanın hayatına giren bir şey ve hiç ara vermeden devam ediyor. Güzel de bir süreç, güzel de bir şey. Fakat buna bir sil baştan başlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani yeni bir temiz bir sayfa açılıp onlara öyle bir fırsat, şans tanınıp imkan tanınması lazım. İmkan tanınması lazım. Ve dediğim gibi bunun zorluklarını yaşayan arkadaşlarımız var. Bu konuda devletimize destek verirse güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Erhan Bey, siz gibi firmalarda, çalıştığınız firmalarda pandeminin etkisini, alınan tedbirleri nasıl gözlemliyorsunuz? Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Paketler açıklanıyor, ekonomik paketler. Yani paketler evet gerçekten olmalı. Finansal olarak ihracatçılarımız desteklenmeli, sanayicilerimiz desteklenmeli. Bu paketlerde yani en büyük sıkıntılardan biri aslında şirketlerin finansman giderleri. Evet. Yani finansman giderlerinde çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bunu ben şeyde de gördüm. Mesela Türkiye'nin en büyük ilk 500'ünde, ikinci 500'ünde veya en büyük 1000 ihracatçının verilerine baktığınız zaman en büyük gelirleri yani finansman giderlerine gitmiş. Yani çok büyük para kazanmışlar ama bu paralar finansman giderlerine gitmiş. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Biz bu şeyden nasıl çıkabiliriz? Yani basit bir örnek vereyim. Buyurun. Yani bölgemizin mesela ürünü fındık. Evet. Fındıkta bir global şirketi alın. Evet. Bir de yerli yatırımcıyı alın. Korkunç rakamlar var ama karlılık çok düşük. Evet, şimdi bizim yerli yatırımcımız bankadan kullandığı faiz oranı işte Exim Bank'tan kullanırsa 4-5 civarı, işte özel bankada kullanırsa biraz daha yüksek. Ama yabancı sermaye %1 ile 1,5'la finansman kullanıyor. Evet. Yani aynı vadede şartlar eşit değil. Aynı vadede verdiğinizde zaten %2, %3 yabancı sermaye önde başlıyor. Biz hani yerli yatırımcımızı desteklememiz gerekiyor. Çoğu yerli yatırımcımız da zaten bunun isyanını vermeye çalışıyor. Yani bölgemizde uzun süredir işte fındık sektöründe imalat yapan firmalarımız mücadele edemiyoruz diyor. Artık diyor karşılarında duramıyoruz diyor. Yani bu haklı bir serzeniş aslında. Bunların yaptıkları çok haklı bir serzeniş. Yani finansman giderleri, vergi giderleri, işte herhangi bir makine ekipman hibesi alamıyorlar. Artık büyük sanayici kategorisine girdikleri için. Yani küçülsek mi, onlara mı çalışsak, artık hani şirketi mi satsak yabancı bir firmaya, bu moda gelen bir sürü sanayicimiz var. Yani artık gerçekten savaştan yorulmuş sanayicilerimiz var. Özellikle fındık sektöründe. Yani fiyatını bulsalar fabrikayı satacaklar diyorsunuz. Evet, çünkü her gün bir savaş içerisindesiniz. Evet. Düşünün, fındık sektöründesiniz. Fındık fiyatıyla kalkıyorsunuz, işte fındık alıyorsunuz, belli bir sermayeniz var. Bu sermayeyle gittiniz, şimdi fındık 25 aldınız. 25'ten fındık almışsınız, düşmüş 23'e. Öğleden sonra sabah fındık aldım diye sevinirken öğleden sonra zarar ettim diye üzülüyorsunuz. Evet. Yani çok ciddi bir özel kırma tesislerimiz inanılmaz bir yük altında. Zaten kısıtlı bir sermayeyle çalışıyorlar. Tabii. Bu sermayeyi fındığa bağlayıp satmaya çalışıyorlar. Yani tamamen piyon konumuna geçtiler. Neredeyse yani taşeron durumuna düştüler. Evet, taşeron durumuna düştüler. Gücümüzü kendi paralarıyla yaşadıkları stresten yoruldular. Yani aslında dünyada en büyük üretici olduğumuz fındıkta o gücü kullanamıyoruz. Kesin. Ya, evet, kullanamıyoruz. Hani devletten bir şey bekler misiniz diyoruz. Evet. Ya biz devletten de bilmiyoruz. Beklentiniz, evet, biz, yani devlet bu sektöre nasıl yardımcı olabilir? Şimdi en büyük konu lisanslı depo, ama lisanslı depo o kadar adı geçti ki artık insanlar lisanslı depo kelimesi geldiğinde devamını dinlemek istemiyor. Sonucunu görmek istiyor. Çünkü insanların dilinde eskidi bu. Söyleye, lisanslı depo insanların dilinde eskidi. Yani, yapın artık ya. Yani. Ben 2008 yılında Ticaret Odası'nda çalışırken bu proje ortaya çıktı. Evet. Yani 2008 yılından 2021'e girdik. Giriyoruz. Hala 13 yıldır. Evet. Yani aynı konular
dilde dönüyor, evet. Bir icraat yok. Yani evet. Ya yani arabanın videsini, manuel arabayı boşa almışız, gaza basıyoruz, gürültü çıkıyor. Biz gürültü vides atmamız evet. lazım. Evet. Yani aynen. Eyleme geçmemiz lazım. Geçmek. Şimdi bu son bölümde orada ekonomisini konuşalım. İş insanları olarak yatırımlar yapılıyor. Karadeniz'in aslında yükselen kutup yıldızı Ordu. Yani yakın geçmişte üniversiteydi, havalimanıydı. Baktığımız zaman işte Karadeniz Akdeniz yolu konuştuk. Aslında çok büyük kazanımlar elde ettik şu son 10 yılda baktığımız zaman. Ama denizimiz var, limanımız yok. İş insanı olarak siz nasıl gözlemliyorsunuz Ordu ekonomisi? Fındık, bal, balık bunlar büyük kazanımlarımız, seracılık. Ama karma bir ekonomiye sahibiz. O sebepler hayata geçmesi gerekiyor. Yani gücümüzü kontrolsüz güç değildir. Aslında çok güçlüyüz ama bizim bunları şekillendirecek bilirkişilere ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Neler söylemek istersiniz? Evet Murat evet. Bey, dediğiniz gibi üretim ekonomisi olmamız gerekiyor başta. Tabii. Yani katma değeri yüksek ürünler üretmemiz düşüncesiyim. Erhan Bey fındığın içinde. Tabii. İşte orada bir çikolata fabrikamız var. Neden bir ikincisi, üçüncüsü olmasın düşüncesindeyim. İşte Konya bisküvinin merkezi. Biz fındığın merkeziyiz ama çikolatanın merkezi niye olamadı? Olamaz. Yani sebebi ne bunun? Evet. Evet. Bu gibi düşüncelerdeyim. Dediğiniz gibi limanımız yok. Mesela biliyorsunuz kil sanayinde, kil madeninde bir numarayız bölge olarak. Doğru, Ordu. Bentonit. Evet. Bentonit. Ondan sonra biz de hatta sektör liderini tedarikçilik yapıyoruz. Liman ama Samsun'dan yüklemeleri yapıyorlar. Maliyetler yükseliyor. Maliyetler yükseliyor onlar için. Çünkü ihracat yapan firmalar. Ünyeport'un acilen hayata geçmesi lazım. Ünyeport'un acilen, evet faaliyete geçmesi lazım. Yani Fas'a da, Ordu'da, her yerde liman olsun. Liman olsun ki yani çalışabilecek gücümüz var gerçekten. Tabii, yani, doğru. Yani siz neler söylemek istersiniz? Mesela geçen de Giresun Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Aykut Gezmiş'i burada misafir ettik. Çok heyecanlandım. Yani aslında o proje bütün Karadeniz'e uygulanabilir. 6000 kişinin çalışacağı marina, özel üniversite ve liman projesi açıkladı. Ve gerçekten heyecanlandım. Yani bizim farklı bilir kişilerin projelerine ihtiyacımız var ve bu projeleri hayata geçecek insan kaynağına da ihtiyacımız var. Buyurun. Ya ben kesinlikle bu konuya katılıyorum. Çünkü ben şu an madencilikte danışmanlık veriyorum. Tekstilde danışmanlık veriyorum. Fındık sektöründe yerli yabancı sermayelere danışmanlık veriyorum. Ağaç ürünlerine işte bölgemizdeki en büyük ağaç üretici işte bu laminat üreticisine işte yine aynı şekilde danışmanlık veriyorum. Beraber çalışıyorum. Bunlara çok baktığımızda Güçlüyüz aslında. Güçlüyüz ama gücü kullanalım. Bizim liman ve organize sanayi bölgesine yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Yatırımcıyı şimdi düşünün, yatırım yapacak, yer gösteremiyorsun. Adam arazi zaten 5 milyonu var. Fabrikayı mı yapacak 5 milyonu, arsayı mı satın alsın 5 milyonu? Evet. Biz bunları çözmemiz lazım. Evet. Yani Bulancak Organize Sanayi kuruldu. Evet. Ben oradaki firmada 7000 kişi çalışacak orada. Ya çok heyecan verici. Yani ben oraya gidip geliyorum, çok heyecan verici. Her yeni kurulan tesis çok heyecan veriyor. Orada tesis kurulumu da yapıyoruz. Sıfırdan tesis kurulumu da yapıyoruz. Küçük sanayici cesaret de buluyor yeni yatırım yapmak için organize sanayi bölgesi olduğunda. Doğru. Ben artık yeni hedeflerle buraya taşınmayı düşünüyorum diyor. Tabii. Tamamen yeni yatırımlara dönüyor. Doğru. Bence Ordu'ya yapılacak ikinci organize sanayi bölgesi çok önemli. Acilen yani, o sebepler hayata geçsin diyoruz. Kesinlikle. Çünkü üretmenin yolu, yatırım yapmanın yolu OSB'lerin kamulaştırılmasından geçiyor. Bu konuda çalışmaların hızlanması lazım. Evet, bugün iki tane genç girişimci, yatırımcıyı ve danışman firmamızı misafir ettik. Güzel şeyler konuştuk. Başarılarınızın devamını diliyorum. Beraber kapatalım. Erhan Bey, son sözleri alayım. Buyurun. Bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederiz. Yani kendimizi ifade edebildiysek, ne yapmaya çalışıyoruz, amacımız ne, bölgeye de bir faydamız olabilecekse gerçekten biz yapmaya hazırız, buradayız. Artık yeter ki destek olsun. Yeter ki destek olsun. Bu işte kamu sektöründen olabilir, özel sektörden olabilir.
Biz herkese yardım etmeye hazırız. Evet, bu imkanları güç birliğiyle büyütelim. Daha güzel bir ordu için, böyle Karadeniz için diyelim. Evet Emrah Bey, sizden de son sözleri alalım. Evet, öncelikle Murat Bey size çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız, çok güzel ağırladınız. Dediğimiz gibi şöyle... Yani yatırım ve üretim üssü olalım diyoruz ordu olarak. Evet, evet. Yatırım ve üretim üssü olalım. Güçlerimizi birleştirelim. Büyükşehir Belediye Başkanımızın söylediği gibi hep beraber ordu olalım. Ordu olalım, evet. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı iştirakleri falan çok beğeniyorum, çok takdir ediyorum. Tamamen böyle üretmeye yönelik bir orduya dönüştürmeye çalışıyor. Yani belediyenin yatırımlarını böyle pasif yatırımlardan aktif yatırımlara çeviriyor. Yani tekrar yeni yatırım yapabilmek için daha fazla para kazanabileceğimiz, daha fazla kişi çalıştırabileceğimiz yatırımlara çeviriyor. Yani kendisiyle tanışmadım ama... Evet, daha güzel bir ordu için çalışıyor. Evet, gençlere de devamlı. O dışarıdan çok bariz anlaşılıyor. Yani gönlünü koyduğu ortaya çıkıyor. Doğru. Evet Murat Bey, bizim tesisimiz de biliyorsunuz Ulubey'de, Aydınlar'da. Evet. Ondan sonra bize de belediye başkanımız, Ulubey Belediye Başkanımız çok... Desteklerini hiç esirgemiyor. Çok girişimcilere güzel. Çok destek veriyor. Bunları duymaktan veriyor. Çok son derece mutluyuz. Ordu Silah Sanayi biliyorsunuz Ulubey'di. Tabii, ondan tabii. Sonra. Doğru. İsa Başkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Evet, selamlayalım. Çok güzel. İşte bunları duymak çok güzel. Yani yerel yönetimler yatırımcının önünde engelleri kaldırıyorsa, yatırımcı bugün biz sormadan teşekkür edebiliyorsa demek ki doğru işler oluyor. Bunları da duymaktan son derece mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür her iki ederiz. Konuğumuza da. Evet, gelecek gençlerin dedik, programa böyle başladık. Bundan sonra da genç girişimcilerin, müteşebbislerin sesi olmaya bu programda devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, Murat Gürsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'nın sonuna geldik. Bir başka hafta yeni konuklarla görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.